Ne yaparsanız yapın, İffet'i bir an önce oradan çıkarın. Anlaşıldı mı? Gelişmelerden de beni haberdar edin. Abi, Cemil nasıl? İyi, iyi, çok şükür. Biraz önce doktor iğne yaptı, bir süre kendine gelemez. Niye? Kötü bir şey mi var? Neden unutuyorlar kardeşimi? Yoksa... Ersin, Allah'ını seviyorsan bir sus ya. Ne bu böyle felaket tellalı gibi? Ama Feyyaz... Ersin bak, Allah'ın adını verdim ha. Peki durumu nasıl? Birkaç kaburgası kırık. Önceki yarası da mikrop kapmış. Ama önemli değil. Çabuk toparlar. Tabii ya. Kardeşim evelallah hepsinin üstesinden gelir. Arif Bey, olaylar nasıl olmuş biliyor musunuz? Bilmiyorum. Kimse bir şey bilmiyor. İffet emniyette. Polisler de dışarıda ifade almak için Cemil'in kendine gelmesini bekliyor. Cemil. Allah'a şükür kendine geldin. Cemil. İffet. Emniyete götürmüşler. Ne emniyeti? Sen rahat ol. Arif abi avukat bulmuş. Yakında çıkar. Sen dinlenmene bak kardeşim. Tamam mı? Ali sen. O herif bulmuş belasını. Ulan bir ağzını tutamadın oğlum. Bir sus. Şey olmuş. İffet Ali İhsan'ı vurmuş da. Anlayacağım. Ali İhsan ölmüş. Yok, dur. İfadenizi almamız gerekiyor. Dur kardeşim. Emniyette alırsınız. Doktorunuz izin vermiyor. Lütfen kalkmayın. Feyyaz, kıyafetlerimi getir. Tamam. Sen rahat ol. Bildiğin öyle. Çalıştığım yerin önünde kurşunlattı beni. Sen de şirketine gidip tehdit etmişsin onu. Ne yapsaydım? Gel beni vur mu deseydim? Onu uyardım. Uzak dur dedim bizden. İffet yapmadı. Nereden biliyorsun? Baygın mısın? Biliyorum. O böyle bir şey yapmaz. Eğer Nil olmasaydı çoktan ölmüştük. Adam kendi kızını vurdu. Bana arabayla çarptı. Silah İffet Hanım'ın elindeymiş. Belki de bu kadar olaydan sonra kendini kaybetti ve öldürdü. Canınız ne istiyorsa ona inanıyorsunuz. Ne oldu kardeşim? Emniyete gidiyorum. İffet'i bırakmayacaklar. Hayır Arif Bey. Cemil buraya gelmedi. İffet Hanım'ı birazdan sağlık kontrolüne götürecekler. Evet. Gözaltı kararı çıktı. Tamam, haber veririm. İffet Hanım. İffet Hanım, kocanızı neden öldürdünüz? Lütfen bir açıklama yapar mısınız? İffet Hanım. İffet Hanım. Lütfen cevap verir misiniz? Tamam. Açılın. İffet Hanım. İffet Hanım, bir açıklama lütfen. Arkadaşlar, açıklama İffet yapılacak. İffet Hanım, bir şey söylemeyecek sonra. Lütfen bir cevap. İffet! Lütfen, İffet Hanım. Baba. Ben kimseyi öldürmedim, yemin ederim. Biliyorum kızım. Abla. Abla. Canım. Sen üzülme olur mu? Ne olur üzülme Nimet. Hadi hanımefendi, hadi lütfen. Kızımı nereye götürüyorsunuz? Bırak beni lan! Tamam. Nereye? Memur Bey, bırak tamam. Sen! Tamam. Baba, ablam kurtulacak. Onun suçsuz olduğuna inanacaklar baba, dur. Tamam.
Çekmeyin! Çekmeyin lan! Çekmeyin! Abi yapma. Hangi yüzle geliyorsun buraya? Şerefsiz! Kızımı tutukladılar. Sen elini kolunu sallayarak dolaşıyorsun. Öldüreceğim lan seni! Ahmet amca sakin ol. Ahmet amca sakin ol. Ne desen haklısın Ahmet amca. Ben İffet'i koruyamadım. Kızımın adını hatırlama! Ahmet amca sakin ol. Bırakın! Bırakın! Baba dur yapma baba. Ulan en başta olsaydın, bıçakladığında olsaydın bütün bunlar başımıza gelmeyecekti. Kızım şimdi dışarıda mutlu olacaktı. Allah'ın belası. İffet yine çıkacak. Söz veriyorum. Yine mutlu olacaksınız. Ulan eğer biraz insanlık varsa bir daha kızımın karşısına çıkmazsın. Bütün bunlar senin yüzünden geldi. Hiç olmazsa bundan sonra mutlu olur. Bırakın be! Neden gelmedi hala? Kontrolü bu kadar uzun mu sürer? Cemil. İyisin. İffet. Çekil. Tamam. Kusura bakma. Böyle davranmanızın kimseye bir yararı yok. Sakin olun lütfen. Biz bir yolunu bulalım derken şu yaptığına bak. Emniyeti ayağa kaldırıyorsun. Hiçbir halta yaramıyorum abi. Kız suçsuz. Allah bilir bütün gece neler yaşadı orada. Su akar yolunu bulur. Masum olduğunu kanıtlayacağız. Yeter ki sabırlı ol. Bak çok şükür ikiniz de iyisiniz. Eğer Nil olmasaydı o manyak ikimizi de öldürecekti. Niye hala İffet'i bırakmıyorlar? Delil olmadan kimseyi içeri atamazlar, merak etme. Ben böyle adalet. Bırak şimdi bunları. Bizim bir an önce şahit bulmamız lazım. Delil bulmamız lazım. Hadi bir an önce gidip şu avukatla konuşalım. Yürü. Nasıl serbest bırakıyorlar değil mi? Nöbetçi mahkemeye sevk ediyorlar. Ben böyle işin... Cemil, sakin ol. Nasıl sakin olalım? Kızı göz göre göre hapse atacaklar. Kanun var. Ne kanunu? Hangi kanun? Adam bize yapmadığını bırakmadı. Kimsenin sesini çıkarttığı yok. Ben kanun manum dinlemem. Dinleyeceksin. Anladın mı? Dinleyeceksin. Mecbursun. Benim şimdi ufak bir işim var. Sen sakin olacaksın. Ve avukatın sözünden dışarı çıkmayacaksın. Anlaşıldı mı? Nasıl?
Nasılı var mı oğlum? Bu görüntülerin yarısını göstersek bütün kanallar üstümüz atlar vallahi. Sanık İffet Emiroğlu'na atılı bulunan suçun vasıf ve mahiyeti. Dosyadaki mevcut delil durumu. Kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması. Ve bu sebeplerle adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı anlaşılmakla ceza mahkemeleri kanununun 100 ve 101. maddeleri uyarınca tutuklanmasına karar verildi. Allah'ım sen büyüksün. Göster kudretini, kurtar kızım. Seni kurtaracağım. Güven bana. Bir küçük bir kaşta meze istiyorum. İffet Emiroğlu'nun ailesi buralarda yaşıyormuş. Siz bayağı iyi tanıyorsunuzdur onları. Hadi evlat, başla kapıya. Burada ekmek yok sana. Sadece bir ayrıntı istiyorum. Eminim buralarda bayağı bir şeyler duyup görmüşsünüzdür. Uyarmadı deme. Belanı arıyorsun sen galiba. Sadece işimi yapıyorum. Ne öğrenmek istiyorsun? Ben sana söyleyeyim. Cemil! Cemil, sakin ol. Zaten başı yeterince belada. Dur git lan buradan. Cemil, tamam. Tamam, geç. Hoş geldiniz Arif Bey. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun burada?
istiyorum işte. Başka ne yaparım ki ben? Zor biliyorum. Sen dışarıdasın, İffet içeride. Zor değil. Ölüm. O adam ölürken bile amacına ulaştı. Acı çektirmek istiyordu bana, şimdi sürünüyorum. İşte tam da bunun için kalkıp mücadele etmen gerekiyor. Acını bir kenara bırak ve İffet için uğraş. Uğraşsam dedin sen, ne olacak ki? İlk davayı bile daha çok var. O zamana kadar orada kalacak ya. Allah benim belamı versin. Hiçbir halta yaramıyorum. İffet benim onu oradan kurtarmamı bekliyor. Ben size hiçbir halta yaramıyorum. Bir yolunu bulacağız. Sen böyle kendini bırakırsan İffet ne yapsın, ha? Hadi bakalım. Rakımızı bitirip kalkalım. Daha çok işimiz var. Ben nasıl acı içinde kıvrandıysam, siz de öyle kıvranacaksınız. Abdullah! Geldiğinden beri tek lokma yemedi. Bayılıp kalacak vallahi. Acıkınca yer nasıl olsa. Rahat bırakın, iyileşmeyin kızı. Yine tıkanmış kör olasıca. Bir karıyı kendine getiremediniz be. Bakın da öğrenin nasıl oluyor o iş. Kalk da bir işin ucundan tut. Bizi hizmetçi mi sandın? Ha, laftan anlamayanın hakkı kötektir. Ne yapıyorsun be? Bir işe yara. Git tuvaleti temizle. İstemiyorum. Rahat bırak kızı. Sen karışma be. Haspam istemiyormuş. Ha, biz temizlemeye çok meraklıydık. Seve seve temizleyeceğim. Ben anlamam. Yürü. Ya bıraksana. Yürü. İstemiyorum. Yürü. Yürü. Yürü, yürü be! Ahanda bununla temizleyeceksin. Başka türlü çıkmaz buranın. Ah! Ya! Ah! Ah! Ulan ben seni! Ulan bir rahat durun Kadriye. Gözüme çamaşır suyu döktü. Hadi gidiyoruz. Nereye? Üstün başın güzel. Seninle mi uğraşacağım be? Bırak. Bir laf dinle. Beni kırmadığınız için teşekkür ederim müdürüm. Rica ederim efendim. Lafı bile olmaz.
Bu jestinize karşılık ben de hapishaneniz için bir şeyler yapmak isterim doğrusu. Bağış kabul ediyor musunuz? Neye ihtiyacınız varsa karşılamaya hazırım. Vallahi efendim bu zamana kadar böyle bir şey düşünen olmadı ama... vallahi aslında ihtiyacımız da yok değil yani. Güzel. Güzel. Düştüm. İffet bir sorun varsa söyle bana. Yok, ne sorun olacak? Bir sorun yok. Tamam. Seni çıkartacağım buradan, çok az kaldı. Ama bana söz ver. Sen de kendine iyi bakacaksın, tamam mı? Söz mü? Söz. Bir isteğin, bir ihtiyacın falan var mı? Sen varsın ya. Yeter bana. Elimde olsa her gün senin yanında kalacağım. Hiç ayrılmayacağım buradan. Sen çıkana kadar yaşama karan bana. Ne olur kendine böyle yüklenme. Ben biliyorum. Sen ne yapar eder çıkarırsın beni buradan.